Herkese merhaba, ben Tuğba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar böyle giriş yapmayı da bir sevdim sanki. Kanalıma hoş geldiniz falan, sanki evime gelmişsiniz gibi hissediyorum. Şimdi bu sefer odamın bambaşka köşesindeyim. Videonun başından da anlaşıldığı üzere bugün biraz vazelin hakkında konuşmak istiyorum. İyi yanları da var, kötü yanları da var. Ben uzun zamandır kullanan bir kullanıcıyım. O yüzden en dobra yorumları benden dinleyeceksiniz şimdi. Biliyorum birçok kişi konuştu, birçok kişi yorum yaptı, birçok kişi denedi falan. Ama oturup bir de benden dinleyin istiyorum. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Arkadaşlar ben bu vazelinle seneler öncesinde tanıştım. Şöyle iğrenç bir anım var. Bakın ben bir yerleşemedim şimdi buraya. Yerleşmem lazım. Şimdi benim seneler öncesinde kaşım yandı, tamam mı? Bayağı bu zaten hani çok gür olmayan kaşlarım bir mangal azizliğine uğradı. Böyle bir yandı, ettiler, bir şeyler oldular. Bildiğiniz ip gibi kaldı. Hani böyle 80'lerde 90'larda modaydı ya, böyle ip gibi kaşlar alınırdı. İşte ben o modayı 2000'lerin sonuna doğru yaşadım. Daha o zamanlar lise 1'e falan gidiyordum herhalde. Aynen ilk lisem, tabii Gürsu'da okuyordum. İlk lisemde kaşlarım yanmıştı. Böyle ip incecik kalmıştı. Nasıl gürleştireceğiz bunları, nasıl gürleştireceğiz falan filan derken. Tabii o zamanlar böyle işte ne bileyim bu ipek kirpiklerin yapıldığı şeyler yok mu? İşte kaş yapım şeyleri falan hiçbir şekilde yoktu yani. Ya da vardı ama bu kadar gelişmiş değildi en azından. Göz önünde bir şey değildi. Gittik aktarı işte böyle argan yağları, işte badem yağları falan dedi. Sürdükçe çıkar, sürdükçe çıkar dedi. Ama benim kaşlarım zaten öyle çok çabuk çıkıp da hani gürleşebilen kaşlar değil arkadaşlar. Yani normalde bile ne bileyim hani haftada bir falan alır insanlar kaşlarını. Ben o kadar sıklıkla alan biri değilim. Alamıyorum yani. Ondan sonracıma benim bu sürecim gittikçe can sıkmaya başladı. Aynaya baktıkça iyice böyle depresyona falan girmeye başladım. Bildiğiniz böyle ip gibiydi. Yani bir tane çizgi film karakteri vardı, aklıma şimdi gelmedi de bulursam hemen böyle yana koyacağım. Aynı onun gibi dolanıyordum etraflarda. Hele fotoğraflarda falan asla yoktu yani, kaşım yoktu bildiğiniz. Sonra bir tane tanıdığımız bize dedi ki vazelin sür, vazelin çıkartır dedi. Kaşları gürleştirir hani, çıkartır dedi. Ben de tamam dedim. Yani o zamanlar zaten böyle çok da bir şey olmadığı için onu denemiştim. Gerçekten kaşlarımı gürleştirdi. Yani bildiğiniz tekrar kaşlarım çıkmaya başladı benim. Bunun sayesinde, yani vazelin sayesinde kaşlarım tekrar eski sağlığına geri kavuştu. Mesela bu videoyu çekmeden önce birkaç yerde okudum falan filan da kimileri de demiş ki çok fazla sürüldüğünde kaşlarda dökülme yapar. Bilmiyorum arkadaşlar, ben öyle bir etkisini görmedim. Yani dediğim gibi ip gibi olan kaşlarım tekrar eski sağlığına geri kavuştu. Gelelim diğer güzel bir maddesine. Ben böyle evde tırnaklarıma manikür yapacağım zaman vazelin kullanıyorum. Tırnak etlerim daha çabuk yumuşuyor. Daha çabuk böyle kıvama geliyorlar. Daha rahat kesiliyorlar falan. Hatta böyle vazelinin çok yağlı bir hissi var. Bakın elimde şu an şöyle bir vazelin var zaten benim. Ne çok vazelin dedim ya, tamam yani videonun başlığı vazelin de. Şöyle zaten yağlı bir yapısı var. Gözüküyor mu bilmiyorum. Bakalım. Hemen böyle emilen bir şey değil yani. Şöyle bakayım. Evet. Biraz kaygan ve şey, yapış yapış bir hissi var yani. Çok yağlı bir hissi var. Bunu kullanıyorum ben evde manikür yapacağım zaman. Gayet de başarılı yani. Tırnak etlerimi hemen yumuşatıyor. Kolaylıkla da işimi görüyor. Bir dönem şu dirseklerim acayip kuruyordu arkadaşlar. Sürekli krem sürmek zorunda kalıyordum. Hani zaten ben duştan çıktıktan sonra vücudumu kremleyen bir insanım. Böyle nemlendiriciler falan sürerim ama şu özellikle dirsek kısımlarım acayip kuruyordu. Ben de buna vazelin kullandım. O da acayip iyi geldi. Yani böyle dirsek kurumaları, işte pul pul dökülmeleriniz falan varsa bunlara da faydası olur diye düşünüyorum. Gelelim en sevdiğim özelliğine. Bakın hepimiz biliriz yani bu mat rujları falan acayip seviyoruz kızlar olarak. Özellikle böyle kışın toprak tonları olsun, işte sonbaharlarda falan acayip kullanmayı seviyoruz. Ben de bu mat rujları sürmeden önce, bakın özellikle kışın diyorum çünkü benim dudaklarım acayip kuruyor arkadaşlar. Sürekli böyle bıraksanız yaptığım zaman kaşınır durur, hatta böyle uçuklarım falan çok sık çıkar yani, çok çabuk kurumaya meyilliler. Ben bu mat rujlarımı sürmeden önce altına vazelin sürüyorum. Hatta zaten yani kışın her gece yatmadan önce mutlaka vazelinliyorum. Hatta ben vazelini böyle alıyorum ya, bakın göstereyim. Şöyle alıyorum ama ben bunu böyle bir krem gibi dudaklarıma sürmüyorum. Böyle biraz böyle katman katman bırakıyorum dudaklarımın üstünde. Öyle yatıyorum geceleri. Yalnız ben bunu nasıl temizleyeceğim ya? Üf.
Ya vallahi her şey bir zarar ziyan, yemin ederim. Nasıl emilecek bu sıcakta bu şimdi? Neyse. Öyle yani, dudaklarıma bunu böyle kalın tabaka halinde sürüp bırakıyorum ki sabaha daha güzel, daha böyle canlı bir nemlenmiş, aynen, daha canlı böyle bir nemlenmiş halde uyanayım diye. Bu da böyle güzel bir püf nokta. Yazın kızlar, bakın benden başkası da böyle oturup size konuşmaz. Ben başka videolarda falan izledim de böyle şok oldum. Komple yüzünüze sürün diyorlar. Hatta böyle vazelinle maskeler falan yapıyorlar. Arkadaşlar hiç denemedim. Hiçbir şekilde referans olmam yani ben bunlara. Benim cildim böyle karma bir cilt ama söylemiştim. Yanaklarım biraz daha böyle yağlı, yağlanmaya meyilli bir hissi var. Yani sivilcedir, aknedir falan. Hemen çıkabilecek bir cilt tipim var. Böyle şeyleri bence kesinlikle yağlı bir cilt tipine sahipseniz, karma bir cilt tipine sahipseniz bence kesinlikle vazelini suratınıza sürmeyin. Bakın yani her şeyin fazlası zarar. Bence bu da zarar yani, tutup da tamam cildiniz kuruyordur, ediyordur ama yani her şeyin fazlası zarar olduğu gibi bu da zarar. O yüzden siz böyle cildinize komple vazelin sürmeyin. Sonra vay efendim sivilceler, vay efendim yağlanıyor. Sonra cildi kurutmaya çalış, sonra düzenlemeye çalış falan. Bir ton masraf. Evinizde varsa kendinize uygun güzel bir nemlendirici, güzel de bir böyle yüz temizleme jeliyle bence işinizi kurtarın. Yani bırakın öyle komple sürmeler, bilmem neler falan. Bunları kesinlikle önermiyorum. Bir de mesela şeye de çok iyi geliyor. Benim kardeşimden biliyorum ama böyle dövme yaptırdığı zaman dövmeciler de vazelin kullan diyor. Hani daha kalıcı olmasını mı sağlıyormuş? İşte suyu mu geçirmiyormuş? Valla şimdi yalan olmasın, ben burada atıp tutmayayım da. Benim kardeşim dövme yaptırdıktan sonra full vazelin kullandı. Bu da böyle kafanızda bir dipnot olarak kalsın. Ben kullanmadım ama o kullandı yani, gördüm. Başka söyleyecek bir şeyim var mı düşünüyorum ama sanırım kalmamış. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bu zıvırtıları artık size söylemek istemiyorum. Çünkü siz yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Sizi gerçekten çok seviyorum ya. Gerçekten çok seviyorum. Böyle gün geçtikçe, biraz daha arttıkça daha da fazla seveceğim. Hepinizi kucak dolusu öpüyorum. Gidip şu elimi yıkayacağım ya. Şu an var, acayip yağlandı burası. Vıcık vıcık yani. Ay neyse. Neyse, öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.